Merhaba. Gelin şimdiye kadar nelerden konuştuk biraz bakalım. Şimdiye kadar sanayi devrimi 1 ve 2'yi gördük. Şirketler arası işlemleri, üretime devir atlatan Fordizm ve Toyotizm yaklaşımlarını gördük. Bu noktada olayımız fiziksel kavramlar üzerinde. Yani daha biz yazılımcılara çok fazla bir iş düşmemişti. Aslında bu tarihlerde bilgisayarlar bile üretilmemişti. Zamanla Kaizen ve toplam kalite yönetimi yaklaşımları ile üretimi hızlandırma, maliyetleri düşürme, kaliteyi arttırma ve müşteri memnuniyeti konularının tarihte nasıl gündeme geldiğini de gördük. CAD yani CAD, bilgisayar destekli tasarım ki ilk bilgisayar 1946 yılında üretilmişti. İlk CAD yazılımı ise 1960'ları tarihliyor. Genellikle yekpare ve tek kullanımlık olarak üretilen makineler ve aletlerin yerine daha ufak parçaların birleştirilerek ve iç içe geçirilerek kullanımının sağlanmasının önündeki birçok engeli kaldırmıştır. Üretim, kalite ve müşteri ilişkileri aktörleri arasındaki ilişkiler giderek iç içe girip kaynaşmaya başladıkça daha ucuz üretim, daha fazla kar, daha fazla kalite ve daha fazla müşteri elde etme düşünceleri yeni işletme felsefelerinin ortaya atılmasını sağladı. Ana üretim programı sayesinde kısılamayan maliyetler çevresel aktörler aracılığıyla kısılmaya başlanmıştır. Buna en iyi örnektir MPS. Öyle ki üretim hattından değil, üretim hattında kullanılan stokların elde yeterli miktarda tutulması ile depolanması ve korunması gibi maliyetler ortadan kaldırılmıştır. Tedariğin daha az miktarlarda olması da nakliye ücretlerinden tasarruf sağlamıştır. Elbette bu bile zamanla yeterli gelmemeye başladı. Üretim sadece stok ve depodan ibaret değildi. Üretim, işletmeyi oluşturan tüm departmanlarıyla bağlantılıdır. Tüm bu departmanların da koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. O yüzden MRP yani malzeme ihtiyaç planlaması yaklaşımı ortaya atılmıştır. Bu yaklaşıma göre tüm üretimin planlanması için tüm birimlerin koordineli çalışması gerekmektedir. Bir siparişin ne zaman üretilmeye başlayacağını belirlemek için örneğin satın alma departmanının gerekli ham madde ve sarf malzemelerden hangisini ne zaman ve ne kadar alması gerektiğini bilmelidir. İnsan kaynakları departmanı yapılacak üretim için kaç personelin ve bu personellerin ne kadar sürelerde çalışması gerektiğini bilmelidir ve gerekli işe alımları yapmak için aksiyon almalıdır. Satış ve pazarlama departmanı üretime mevcut sipariş miktarlarını, siparişlerin teslim edilmesi gereken tarihleri, potansiyel siparişleri, onların tarihlerini bildirmelidir ki güvenli stok uygulaması sağlıklı bir şekilde uygulanabilsin. Finans ve muhasebe departmanlarının satın alma departmanının alması gerektiği malzemelerin ne zaman alınması gerektiğini ve toplam fiyatların ne olduğunu bilmelidir ki satın alımlar için gerekli parayı toparlama için aksiyonlar alabilsinler. Aynı zamanda insan kaynaklarının yapacağı işe alımlardan da haberdar olmalıdırlar. Çünkü her yeni personel veya fazla mesai ek ödemeler demektir. Bu zincir biraz kısa oldu ancak temayı anlayabilmişsinizdir diye umuyorum. Hadi biraz daha kafa açalım. İşletmemizdeki departmanlar şöyle olsun. Satın alma, kalite kontrol, bakım ve arıza, depo, finans, insan kaynakları, muhasebe, satış ve pazarlama, bilgi işlem. Şimdi tüm bu departmanları düşünün. Bu departmanların tamamını içeren bir MRP çalıştırmanız gerekse aralarındaki bağlantılar nasıl olurdu? Bu da size küçük bir ödev niteliğinde olsun. Tüm bağlantıları kurduğunuzda elinizde bir çember olması gerekir. Tüm departmanlar birbirleriyle bağlantılıdır ve bir döngü içerisindedir. Bu döngü ne kadar sağlam ise MRP çalıştırmak ve sonuçların doğruluk oranı da o kadar yüksek olacaktır. Bu ara bölümümüz bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz.